başta bir elimizi karnımızın altına koyuyoruz. Bir elimizi göğüs kafesimize koyuyoruz. Doğru nefes dalga gibi olmalı. İlk başta alt karna inip sonra göğüs kafesimizden çıkması lazım. Yani nefesinizin bu alt karna kadar hep karnınızın şişmesi lazım. Buralara kadar inmesi lazım. O yüzden elinizi buraya koyuyorsunuz. Ağızdan mı? Burundan mı? Ağızdan nefes alıp veriyoruz. Çünkü bedenimizdeki en büyük delik ağzımız ve en fazla oksijeni havaya ağzımızdan alıyoruz. İlk başta ağzınızdan derin derin nefes alıyorsunuz. Nefesi verirken rahatça bırakıyorsunuz. Nefesi iktirmiyorsunuz, kontrol etmiyorsunuz. İzleyicilerimizden transa girenler oldu. Ben fark ediyorum. Bu hızla alırsak birazdan baş dönecek. Ayaklarınızı yere koyarsanız iki ayağınızı birden. Eğer alt karnınızda da nefes almadığınızı hissediyorsanız nefes alıp verirken bir iki dakika nefes aldıktan sonra eğer alt karna nefes almanızda bir sorun yaşıyorsanız ben şurada oturup göstereceğim. Ayaklarınızı oturduğunuz yerden tonlama diyoruz biz buna. Oturduğunuz yerden sırtınız da rahat olsun. Bedeninizde hiçbir kas, hiçbir organınız oynamasın. Sadece nefes alın. Sadece hava girsin ve çıksın. Eğer alt karnınız şişmiyorsa ve yeteri kadar oraya oksijeni çekmediğinize inanıyorsanız o zaman ayaklarınızla birlikte tonluyorsunuz. Hem çok eğlencelidir ama çok da kuvvetli bir çalışmadır. Ben size gösteriyorum. Ayaklarınızı buraya vurmanızla beraber aşağı doğru kan dolaşımı hızlanır ve buradaki kaslarınız daha fazla çalışsın diye nefes alışınız daha fazla. Bir şey soracağım. Biz şimdi genelde burada bütün egzersizleri izleyicilerimizle beraber yapıyoruz. Yalnız bunu yaparsak sonu ne olacak bilmiyorum. Ne olur nereye götürürler bizi bilmiyoruz. İsterseniz siz başlatın bir deneyelim. Deneyelim ben mi? Ben bir de göğüs için tekrar bir hareket vereceğim. Göğüs kafesinizde oynama yoksa, bu göğüs kafesiniz oynamıyorsa, yani buraya oksijen yeteri kadar gitmiyorsa, çünkü oksijenin gittiği yerde hareket oluyor. Eğer oynamıyorsa o zaman ellerinizi böyle yapıp aynı tonlamayı bu sefer elimizle yapıyoruz. Yalnız bu tonlamayı nefesin sonuna kadar yapıyoruz. Yani nefes alıyoruz. Peki biz burada ne yapıyoruz? Şimdi bir tane hanımın yapması lazımken burada bakıyor, merak ediyor çünkü. Evet, burada göğüs kaslarını daha fazla, çünkü göğüs kasları artık hareket etmiyor. Göğüse nefes almayı bilinç altında otomatik olarak kapatmış olabiliyoruz. Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı göğüse ne zaman nefes almayı kapatıyoruz? Duygusal bir travma yaşadığımızda, kayıplarımızda, bu yakın kayıplar olabilir. Duygusal bir boşanma olabilir, bir anne baba kaybı veya bir eş kaybı olabilir. Duygusal kayıpta kalbe nefes almıyor, otomatik olarak bilinç kapatıyor. O yüzden bu tekrar bu kolları çekerek ve tonlayarak oradaki kasları tekrar çalıştırmaya yönelik bir hareket ve tekrar zaten onu yapa yapa biraz zaman isteyen şeyler. Çünkü bu tıkanıklıklar, bu nefesin bozulması bir iki ay içinde olmuyor. Yılların birikimi var orada. O yüzden onların da tekrar eski haline gelmesi, sistemin açılması biraz süreç ve sabır istiyor. Ama dünyanın en doğal aktivitesi nefes almak. O kadar sessiz bir şekilde içeriden görevini yapıyor ki biz nefes aldığımızı unutuyoruz. İki tane şey göstereceğim şimdi size. Bir tanesi nefes vermekte zorluk yaşayan insanlar için, bir tanesi nefes almakta zorluk yaşayan insanlar için. Eğer nefes alırken zorlandığınızı hissediyorsanız, bu gösterdiğimi şimdi yapacaksınız. Nefes verirken zorlandığınızı hissediyorsanız onun arkasından bir şey daha göstereceğim. Şimdi nefes almakta zorlanıyorsanız. Nefes alırken yani eğer şunu yapamıyorsanız, bu derin derin nefes alamıyorsanız eğer, nefesinizi içinizdeki bütün havayı boşaltın. Ve öyle durun. Durabildiğiniz kadar durun. Nefesi verin, içinizi boşaltın, bütün havayı boşaltın, karnınız sırtınıza yapışsın. Sonra hazır olduğunuzda nefesi
Çok şükür. Ay şükürler. Şimdi nefes almaya başladığınızda, bunu yapmaya başladığınızda, çalışmaya başladığınızda nefes alışınızın daha rahatladığını, daha güçlendiğini ve daha büyük nefesler alabildiğinizi göreceksiniz. Nefes verişinizde bir sorun varsa, evet, nefesi tutarak veriyorsanız, evet, nefesi diye veriyorsanız veya nefesi veremiyorsanız diyeyim, yani hani nefes vermenin şöyle olması lazım. Eğer bu nefes vermeyi bu kadar rahat yapamıyorsanız eğer, bu sefer karnınızı şişirin. Alabildiğiniz kadar havayı içinize alın. Karnımıza ama. Evet, göğsünüze karnımıza. Değil, karnımıza. İçinize ne kadar çok hava alırsanız alın. Ve tutun. Tutabildiğiniz kadar gibi tutun. Tutamama noktasına geldiğinizde bırakın. Bu alıştırmayı yaptıkça nefes verişiniz çok daha rahatlayacak ve çok daha rahat nefes vereceksiniz. Tekrar baştan başlayalım mı? Evet, peki? Hep beraber alıyoruz. Şimdi alıyoruz nefesimizi, derin derin alıyoruz ve tutabildiğimiz kadar tutuyoruz. Oh, ne kadar rahatlıyor insan. Bir kere daha yapalım o zaman. Derin bir nefes alın. Bunu yaptıkça nefes verişinizde rahatlamayı gün ve gün zaten kendinizde fark edersiniz. Nefes alışınızda zorluk varsa tam tersini yapıyorsunuz. Bütün nefesinizi boşaltıyorsunuz, tutuyorsunuz ve tekrar nefesi içinize çekiyorsunuz. Siz iyisi mi düzgün nefes alın arka arkaya hiç kesintisiz ama çok da hızlı nefes almayın. Çünkü hızlı nefes aldıktan sonra biliyorsunuz ayağa kalktınız mı başlar dönmeye başlıyor. Evet, zaten evde bağlantılı nefes çalışırsanız yatarak çalışmayın. Oturarak, dik. Çünkü başınızda bir eğitmen olmadan, bir nefes terapisti eğitmeni olmadan yatarak çalışmanız sakıncalı ve tehlikeli. Onu tavsiye etmiyoruz. Evet. Peki. Hep beraber yapabileceğimiz son bir hareket. Ne olabilir? Hep beraber bence yapalım. Bence güzel nefes alalım hep beraber. Tamam. Hadi. O zaman bir elimizi göğsümüze, bir elimizi karnımıza koyuyoruz. Gözleriniz kapalı. Her şeyi unutun. Zihninizi susturun. Bu bedenin patronu sizsiniz, zihniniz değil. O yüzden ağzınızdan derin derin nefes alıp vermeye başlıyoruz. Gözler kapalı. Sadece nefese konsantre olun. Zihninizi durdurun. Sadece ağzınızdan giren nefese, oksijene konsantre olun. Nefes sizin doğal haliniz. Nefes alırsanız yaşam var. Nefes almazsanız yaşam yok. O yüzden bağlantılı nefes, her nefeste daha rahatladığınızı, daha çok gevşediğinizi hissedin.